Son birkaç yıl içinde yani 2020'den 2022 arasında Doğu Türkistan'daki kampların sayısı azalıyor. Azalmanın sebebini hepimiz biliyoruz. Dışarıdan baskılar var ve yaptırımlar var. Bu hakta çıkaran bazı kararlar var. Bazı mahkemeler bu Doğu Türkistan'daki zulmünü tanımlamasını yaptı. Yani bu bir ırk soykırım. Evet. Dolayısıyla Çin'in bu baskısından dolayı, bu baskıdan dolayı Çin hükümeti en azından bu dışa iyi görünmek için bazı kampları kapattı. Kamptaki bazı beyin yıkanmış olan ya da Çinlilerin o kriterlere göre uygun olan bazı kimseleri zaten bıraktı. Bir kısım tabii ki yaşından dolayı bırakıldı. Ancak kamp tamamen kapanmış değil. Yani bir kısım çıkıyor, bir kısım daha içine alınıyor. Önemli olan yani Çinlilerin tespitine göre önemli olan yani biraz milli, biraz dindar olanları da bu sefer hapise atıyor. Yani kamptan alıp hapise atıyor. Hapise atıldığı zaman da işte bu yasaya bilmem aykırı davrandı. Dolayısıyla biz böyle yaptık diyebilmek için. Yani en azından görünüşte biraz yumuşamış gibi gözüküyor ama mahiyeti itibariyle henüz bir şey değiştiği yok. Hala birçok insan kendi akrabasıyla alaka kuramıyor. Ve dışarıdaki de bir çoğunlukla henüz o teması yapamıyor. Bir kısım az bir kesim zaten bunu bağlantını yapabilmiş. Yani en azından babası, annesi, akrabası ya da kardeşleri hayatta olduğunu öğrenen var ama hayatta olmayanları öğrenen durumlarda da var. Mesela son günde bu bir tane şey çıktı, polis dosyası diyen bir dosya. Orada 2800'den fazla fotoğraf çıktı vesikalı. O kampı alınırken çekilmiş olan fotoğraflar. Bazı arkadaşlar akrabasını orada tanıdı. Yani oradan çıktığını. Tabii bir üzüntü de yaratıyor. Bu zulüm henüz devam ediyor. Tamamen kalkmış değil. Aslında bu uluslararası camia ve uluslararası toplumlarda henüz bu zulümü soykırım diye tanımlamadan önce bizim enstitümüz ilk olarak bir rapor şeklinde bunu ortaya koydu. Bu rapor çok bir etkisi de oldu. İleride bu hukuki anlamda bunu bir soykırım tanımlamasına çok da bir faydası oldu. Doğu Türkistan'ın siyasi, ekonomi, toplumsal yaşam, dini, itikat bu alanlar hepsi bizim araştırma konumuz. İmkanlı olduğu kadar bilimsel metoda göre, metoda uygun olan çalışmaları yapmaya çalışıyoruz. Doğu Türkistanlıların nüfusun çoğu Müslümandır. Dolayısıyla iki kimliği var. Çin şu anda bir İslam'ı uyduruyor. Yani Çin İslami. Yani bir Arap İslami, bir Çin İslami. Yani İslamiyet'i ikiye böldü. Aslında İslamiyet tektir. Ha, Müslüman bin çeşit olabilir. Fakat bu tür şeyleri yanlış yaparken de bu tür yanlışları eleştirebilir. Yani Doğu Türkistanlılara sahip çıkmasan da bu tür dine karşı, peygamberimize karşı ki bunu filmini yapıyor. Peygamberiyle ilgili. Ve bizimki İslam akidemize pek de uygun olmayan bir takım çok şeyler var. En azından bunu eleştirebilirdi. Tabii bunu Batılılardan çok bu iki dünyada yani İslam dünyası ve Türk dünyasından daha çok bekleriz. Şimdi Çin kaynaklara göre Doğu Türkistan bu bölge, Orta Asya bu bölge daha önce Hunların toprağı. Daha sonra biz ele geçirdik diyor. Tarihte birkaç kez işgal etti Doğu Türkistan'ı. Çünkü Doğu Türkistan Çinlilerin batı tarafa çıkış yoludur. Orası bir kapıdır, orası bir köprüdür. Kapı kapanırsa, köprü yıkılırsa Çin'in çıkış yolu kapanır. Ha, bu enerjiler ortaya çıktığından bu yana yani petrol, doğalgaz. Bu da Doğu Türkistan'ın yer altında çok zengin olduğu için örneğin Çin piyasasında tüketen bu petrol, doğalgazının %33'ü Doğu Türkistan'dan temin ediyor. Yani o pazar büyük bir pazar biliyorsunuz. 1,5 milyar nüfuslu bir pazar. Örneğin Doğu Türkistan'ın pamuğu %90, Çin'in tüketen pamuğunu %90 Doğu Türkistan'da. Onun yanında kömür.
%28. Altın %20 üzerinde. Uranyum ve buna benzer maden, nadir görünen madenler Doğu Türkistan'da zengin. Hem de bu son yıllarda İpek Yolu stratejisi vardı Çin'in, yeni İpek Yolu stratejisi. Bunu karadan yürütebilmek için Doğu Türkistan'da bir istikrar sağlayacağız diye uğraşıyor. Bütün bu sebeplerden dolayı, yani işgal etmiş olan Doğu Türkistan'da bir zulüm siyasetini yapmakta. Onların derdi bu topraktır. Demin dediğim gibi zenginlik ile o toprak, jeopolitik konumu. Oradaki halkını çok istemez. Dolayısıyla Çin hükümeti açısından yani ölü bir Uygur en iyi Uygur'dur.